Ben bu konuşma fırsatını bana medya grubu olarak verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Sözlerime başlamadan önce 12 ayın sultanı, 3 ayların Recep'in bugün ilk günü, Recep ayı, Şaban ayı ve akabinde Ramazan ayının takiben tüm İslam aleminin ve Baffa'da tüm yaşayan sivil kurum örgütleri, çiftçilerimiz, tüm halkımızın 3 ayların bugün Recep ayının kutluyorum. Sağlıklı, huzurlu bir gün yaşamasını ve önümüzdeki Ramazan'a kavuşmasını diliyorum inşallah. Bugünlere kavuşuruz. Ben malumunuz Bafra Dırağı Başkanı Osman Tosuner, Karadeniz'in en büyük sivil toplum kuruluşlarına sahip olan bir odada görev yapıyoruz. Yaklaşık 40 bine yakın üyemiz var. Tabii faal üyemiz az ama üyelerimiz var. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de 1987 yılında Çiftçi Bağkur olarak başlamıştır. O günden bu yana girişlerimiz, çıkışlarımız devam etmektedir. Ben ikinci bir durumda ayın 19'unda vermiş olduğum Razusu Başkanı olarak özel davetime katılan tüm Bafra'da 119 köyde görev yapan mahallede muhtarlarıma ve 118 ve artı 119 tane tarımla uğraşan ve Drazus'un delegelerine benim özel davetime katıldıkları için şahsım, ailem ve tüm Drazus'ta görev yapan arkadaşlarımına şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsunlar, güzel, geniş kapsamlı bir katılım oldu. Hepsine sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Biliyorsunuz Drazus'u tarımın menbaı, Bafra Karadeniz'in en büyük tarım ovasına sahip ilçede görev yapmaktan şahsım ve 7 ve 21 yönetimden bunu anlatmaktan gurur duyuyorum. Çünkü Bafra yazlık ve kışlık sebzelerinden Türkiye'de rekor üstüne rekor kıran bir ovaya sahibiz. Artı organik üzeri bir tarımla sahibiz. Tabii biz 2015 yılı göreve geldiğimizde Bafra'yı bir çağ atlatma sefasına getirdik. Bunun da tek amacı tarımla uğraşan, ovada ve kırsalda, üçüncü kuşak fındıkta, tüm tarımla uğraşan çiftçilerden aldığımız destekle bunu anlatmaktan gurur duyuyorum. Tabii zaman geldi geçti, 8 yıl, gün gibi su aktı gitti. Demek insan yapmış olduğu, gurur verdiği görevde yılların ve günlerin nasıl aktığını da buradan anlatmak bence çok anlamlı bir güne sahibiz. Tabii malumunuz biliyorsunuz, ikinci ayın biri, 2023 Şubat'ın ilk günü, çarşamba günü 8 yılımızı dolduruyoruz. İnşallah tabii bu 118 artı ve 119 delegenin vereceği destek ve güçle bizi bu göreve uygun ve layık ve devamında devamımız varız derlerse bir 4 yılda bu yetkiye inşallah bu cani gönülden bu yetkiyi alacağımızı da inanıyoruz. Tabii takdir devam, eğer bir iş yaptıysak, halkımıza inandıysak, halkımız bizi sevdiysek, delegelerle birebir diyalogda olduysak, bunun aşılmayacak bir engeli yok. Burada açık bir de söylüyorum. Tabii 2023 yılında bu seçimlerden sonra inşallah nasip eder, görevimize devam edebilirsek, 1.19.2023 yılında özel davetimde katılan tüm delege ve muhtarlarıma tabii orada yaptıklarımızı, yapacaklarımızı aktardım. Herkes bundan inançlı ve sağduyulu benim dürüst ve inançlı olduğuma inandı. Ve o günün akşamında bizim 2 yıldan beri Bafra'ya en büyük hizmet vereceğimiz bir 2 yıldan beri bununla uğraşıyoruz. Bunun amacı ne? 1980 yılında açılıp ve 2003 yılında kapatılan Bafra Ziraat Odası'nın bugün Karadeniz'in en büyük ovasında görev yapmaktan gurur duyuyorum. 2023 yılındaki odamın görev yapan arkadaşlar tarafından tabii kar amaçlı kar edilip edilmedir o konulara değinmek istemiyorum ama 1980 ve 2003 yılında kapatılan Bafra Durağı Dostu'nun tüm o zamanlarında Bafra Ovası tütünden geçiren bir bölgeye sahip olduğundan tarım ilaçlarının var olduğu ve o günkü şartlarla kapatıldığı ve o günden bugüne kadar 2015 yılında göreve geldiğimde zaten ideallerimden biriydi. Bunu neden yapamadık, neden kapaldı? Bir türlü genel merkezlerle yıllarca, 2 seneden bu yana uğraşıyorum ikinci dönemimde. Benim genel merkezden aldığım cevap şu: bu odanın, bu tarım ilaçlarının bir daha açılması için
acilen bir şirket kurulmasının icabinde biz bunu bu bilgiyi alır almaz Bereket Sigorta şirket olarak Bafrova Adası'na bunu kazandırdık. Ve 1. ayın 19'u 2023 yılında Ankara'dan olumlu bir cevap aldı. Ziraat ilaçlarını ve gübre bayiliğinde, hayvan yeminde, ticaret amaçlı her ne yaparsan yap hiçbir engel olmadığını ve bunun yapabileceğinizi ve bu güce sahip olduğunuzu varsayarsanız bizden yana genel merkez olarak Bafra Ziraat Odası'na tüm bu yetkide muaftı, yetkide vardı, biz de destekliyoruz dediği andan itibaren bu ikinci müjdeyi buradan tüm Bafra'da tarım yapan ova, kırsal ve üçüncü kuşakta bu tarım ilaçlarına Allah'tan bir kısmet nasip olursa ikinci ayın biri 2023 yılında yapılacak 118 mahalle ve 119 delegeyle bu delegelerin bize vereceği güç ve destekle bir 4 sene daha bu işe yetkiyi bize verirlerse biz de bu yetkiyi aldığımız günden itibaren ilk idealim kırsaldaki tütün çiftçilerinden Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan görüşüp daha evvel de bahsettiğim bunu bir an önce tütünden devletten alıcı firmaların arasında bir köprü kurup ve ikincisi de en idealim Bafra'ya yakışan bir ideali yerimiz şu an 5 dilim yer üzerinde biz oturuyoruz, her şeyimiz alanımız var, yerimiz var, rahat bir yönümüz var, alım ve satışta hiçbir engel olmamak şartıyla en 2015 yılında ideal kurduğum Bafra'da kapalı olan tarım ilaçlarının, hayvan yeminin ve tüm ilaçları tarım yapan çiftçilerimize vereceğimiz desteğe açık ve huzurlarınızı da söz veriyorum. Hiçbir kar amaçlı, seden maliyet karşılığından bunu çiftçilerimize sunmaktan, gurur duymaktan burada açık ve net söylüyorum. İnşallah bunu gerçekleşecek. Çünkü Bafra'ya bunlar yeter mi? Yetmez. Bafra Türkiye'de sayılı bir ovaya sahibiz. Bugün 735-740 bin dekar üzerine ovası kırsalıyla tarım yapan bir halkımıza sahibiz. Ben geçen de bahsettim. Bugün 119 delegenin 72 tane genç kadroya sahip yeni seçilen delege arkadaşlar var. Delege ne demektir? Tarım yapan çiftçiden seçilen bir kişidir. Demek ki Bafra'da tarım gelişiyor. Tarımda bir gelişme var. Kadroda bir gençleşme var. Bu ne demek? Bafra çağ atlama safhasına gelmiştir. Tabii bizim Ziraat Odası olarak biz aldığımız, alttan aldığımız ve tarım yapan çiftçilerimizle ve bize destek ve delegelerden aldığımız güçten Bafra'yı çağ atlatmada hiçbir sakıncamız yok. Hedefimiz çok büyük. Hedefimiz Bafra'yı yapıp ve tarımda en büyük seviyeye taşımak bizim görevimiz budur. Bunu da söylemekten gurur duyuyorum. Niye duyuyorum? Odamızda 5 tane uzman danışman var. Çeltiğinden, tütününden, fındığından, hayvan dilinden. Ama bizim tek noksanımız, ben bunu her zaman diyorum, seçim bitiyor, delegeler bitiyor. Arkadaşlar, köyünde, mahallesinde 4 yıl burada görev yapacak bir arkadaşa oy veriyor. Oy şereftir, oy asiyettir. O verdiğin oyun arkasında duracaksın. Kimi seversen sev, seçilecek olan kadroya güç ve destek verme boynumuzun borcudur. Seçimler gelir gider ama o oyunu kullanan, o halkında, o mahallesini temsil eden delege 4 yıl burada tüm tarım yapan çiftçilerin mahallelerinde bunların önünden gelip ne ihtiyaçları var, ne yapması gerekiyor, ne yapmamız lazım, ne gibi proje yapmamız lazım. Bunlar birlik beraberliktir, olacak iş. Başkan kendi başına bir şey yapamaz. O da kendi başına bir şey yapmaz. Birlik, beraberlik ve ortak akıldan kilitlendikten sonra açılmayacak bir engel olmaz. Ben de ticarette yorulmuş bir aile çocuğuyum. Sıfırdan bu mevkilere geldik. Bunlar çok önemli. Bafra'ya güç vermemiz lazım. Bafra tarımını dünyaya tanıtmamız lazım. Bugün Rusya, Ukrayna, Gürcistan komşu ülkemiz. Neden ihracatlar her gün yapılmıyor? Sıkıntılar ne? Bu sıkıntılar aşılır. Ama sıkıntının var olduğunu ispatlamamız lazım. Bunlar çok önemli. Ben konuşulacak, söylenecek çok şeyler var ama biz Bafra'da hizmet için yavrulmuş bir yönetimimiz. Bunu açıkça ne diyorum? Birlik beraberlik olalım. İnşallah 2023 yılında 2. ayın 1'inde yapılacak 4 yıllık Ziraat Odası seçimi Bafra'mıza, halkımıza, tarımla uğraşan çiftçimize ve bunu güçle yönetecek kadroya sahip olmuştu. İşte kadro biziz. Biz
119 delegeden alacağımız destekten ve şu kapıların herkese açık olduğunu açık ve net diyorum. Yapacağız. İlk hedefim seçimden sonra Tarım İlaç'ta söz veriyorum. Şirketimizi kurduk. 2003 yılında kapalı olan Bafraz Radyosu'nun tarım ilaçlarını huzurlarınıza canlandıracağımıza söz veriyorum. Bu konuşma fırsatınızı bana verdiğiniz için medya bir grubu olarak ben Bafra'da tüm tarımla uğraşan ailelerimize, çiftçilerimize 12 ayın sultanı Ramazan'ın başlangıcı Recep ayının Şaban ayının ve gelecekte Ramazan'ın hayırlı olmasını vesile ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bafra'dan bütün halkıma sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun.